Senelerdir meydanlardasınız. İşte. Vatandaşlarımız kent meydanını hınca hınç dolduruyor. Ne düşünüyorsunuz? Bu vatan kesinlikle bölünmez. Bak 3 tane kız çocuğumla geldim buraya. Bunlar da aynı şekilde asker, şehit olabilirler. Biz de aynı şekilde bu vatanı kesinlikle böldürtmeyiz. Bu vatanı kolay kazanmadık, kolay vermeyeceğiz. Önce vatan. Başka bir şey yapacak diyecek bir şey yok. Önce vatan. Vatanımız her daim arkasında, her daim yanında olmamız lazım. Çünkü bu vatan ucuz kazanılmadı. Çünkü şuradan biliyorum. Annemin dedesi 11 yıl askerlik yapmış. 3 senesi esir kalarak. Yani bu vatan kolay kazanılmadı. Böyle kolay da bırakılmaz. Onun için daima vatanın arkasındayız. Karabük'te ilk darbe teşebbüsünün duyulması andan itibaren halk milli iradeye saygı duyarak caddelere, sokaklara gelerek kendi iradesine, bu sadece bir AK Parti'ye veya Cumhurbaşkanı'na verilen destek değil, demokrasiye olan inancının yerleşmiş olmasından ve milli iradesi ve kendi iradesine vurulan darbeye karşı bir mücadelesidir. Ve bu halkın mücadelesi sonucunda askeriyenin içerisindeki gerçek vatan evlatlarının ve emniyet kuvvetlerinin üstün gayretiyle bu darbe teşebbüsü engellenmiştir. Evet, Safranbolu ve Karabük'te günlerdir halkımız, vatandaşımız kent meydanını dolduruyor. Bu her bireyin bir görevidir. Ve saat sabaha kadar da, yani saat 3-4'e kadar da bizler burada demokrasimizin bekçisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçisiyiz. O yüzden halkımızı da buraya gelmeye davet ediyorum aynı zamanda. Gerçekten 15 Temmuz gecesi yaşadığımız tam bir kabustu. Bu terörist darbeyi, ben yaşım itibariyle söylüyorum, 48 yaşındayım. Bir darbeyi hatırlıyorum. Bu sadece bir darbe değil, terörist bir saldırıydı. Ama TSK askerlerinin tamamı aslında bu manada hepsi de bu şekilde değildir. Biz bu şerefli askerlere sahiplenmemiz gerekiyor. Türk milleti hiçbir zaman esaret altında olmamıştır. Millet egemenliğine sahip çıkmıştır. Ve 3-5 çapulcuya verecek bir milletimiz yok. Türk ordusu, polisi ve her şeyden önce de halkı bu vatana sahip çıkacaktır. Gerekirse son nefesine kadar da canını verecektir.